ufacık oldum. Kahramanım ben, çok sevilen. Ve hayvanlarla konuşurum. Göklere uçup keşfediyorum. Benim adım Nils Holgersson. Tüm hayvanlar benim dostum. Nils Holgersson. Dostlarımı seviyorum. Nils Holgersson. Kaçma ve saklanma hiç. Çünkü ben yanındayım. Gel uçalım göklere. Nils Holgersson. Güneyli maceracılar. Şenguan. Evet, Çin'deydi. Çin'e yaptığımız yolculuğu hatırladım da. Ah, Akka neden en sonda uçmamızı istiyor ki? Çok sıkıcı. Baksana, sıkıcı demişken. Ne dersin acaba? Hayır, takla filan atmam ben. Harika! Ve unutmayın, en önemlisi de... Nils, sana belimin ağrıdığını söylemiştim. Nils? Yok artık, olamaz. Harika, çok eğlenceliydi. Oh, zavallı boynum. Bir kuşa bu yapılmaz Nils. Özür dilerim ama ne yapayım, takla atmayı çok seviyorum ben. Teşekkür ederim. Nils, seni haylaz. Aklına eseni yapmaya devam edersen bir gün düşüp yamyazsa olacaksın. Bana tanıdığım bir kazı hatırlatıyorsun. O da inatçı keçinin tekiydi. Kendini keçi mi zannediyordu? Hayır Martin, inatçı keçi derken canının her istediğini yaptığını, toplum kurallarını hiçe saydığını kastetmiştim. Diğerlerine hiç de iyi örnek olmuyordu. Bu yapmaz nereye gitti yine? Hadi Herman, biraz cesaret. Bir girişe daha bakmalıyız. Yakaladım. Canım yanıyor. Bırak beni. Adım Nils. Nils Holgersson. Ben de Lena. Kimsenin üstüne bu şekilde atlama Holgersson. Beni çok korkuttun. Seni kara kuru zannettim. Kara kuru mu? Ormanda yaşayanların en korkuncu. En çirkini ve de en kötü kalplisi. Bu da ne? Martin, merhaba dostum. Korkma, Martin'miş. Bir sineği bile incitmez. Ama belki istemeden kazayla incitebilirim. Binek hayvanın mı Nils? Binek mi? Ben mi? Hayır, ben Nils'in sıkı dostuyum. Evet, seni yakaladığıma göre artık borçlusun. Borç mu? Hayır, o işi büyükler yapar. Tıpkı büyük babam gibi. Büyük baban nerede? Onu bulursak takla atma konusunda yardım eder mi? Hayır, bence buna hiç gerek yok. Büyük baban nerede Lina? Kara kuru onu esir tutuyor. Esir mi? Ben de kara kurunun inine gidiyordum. Kara kurunun inine mi? Her konuştuğumda böyle mi yapacaksın? Ne yapacağım? Zavallı Herman çok yoruldu. Kara kurunun yer altındaki arazisine onlarca giriş var. Arıyoruz ama doğru girişi bulamadık. Merak etme, büyük babanı kurtaracağız. Niyiz? Emin misin? Evet, yaban kazları da yardım eder. Onlarla birlikte bütün girişlere 2 dakikada bakarız. Hayır, katiyen olmaz. Kara kurumu yok artık, olamaz, duymamış olayım. Neden ama? Sabah erken kalkıp batı rüzgarıyla yola çıkmalıyım. Batı rüzgarını kaçırırsak bütün göçü tehlikeye atarız. O yüzden böyle bir şey asla olmayacak, duydunuz mu? Oyalanamayız. Hele de kara kuruya karşı asla. Şimdi sürünün uyuması lazım. Ayrıca bu iş çok tehlikeli. Tehlikeli mi? Nasıl bir tehlike? Ama Akka, Lina'nın büyük babası çok yaşlı, yazık. İlk Vikingleri bile görmüş. Hadi Akka. Lina bekle. Gitme Lina. Tahmin etmeliydim. Kazlar tek kendilerini ve sürülerini düşünür. Dur, ben seninle geliyorum. Birlikte doğru girişi bulacağız. Gör bak. Çocuklar, Nils ve Martin yine söz dinlemediler. Hadi bu
bir yana, ormanda başlar iyice derde girecek. O yüzden şimdi kara kurnunla arasına çıkabilecek bütün çukurlara, oyuklara tek tek bakacağız. Hadi başlıyoruz. Bu sefer emin misin? Deminden beri 6 girişe baktık. 7 en az. Senin sansar çok yorulmuştur. Burası Martin. Evet eminim. Karakurun gücünü buradan hissediyorum. Niels, ben buradan hiç hoşlanmadım. Lütfen dönebilir miyiz Niels? Korkmaya başladım. Olmaz Martin, söz verdik. Ben bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. Burası tüylerimi diken diken etti. İşte yeraltı dünyası. Emin misin? Şimdi oraya bensiz mi gireceksin? Evet ama ne olur ne olmaz girişte bir gözcü dursa iyi olur. Madem ısrar ediyorsun peki buradan kımıldamam. Tek sıra olun. Tek bir kuş gibi görünelim. Anlaşıldı mı? Dikkatli olun iniyoruz. Apokratus, kara kuru bunu güçsüz kalsınlar diye bizim gibilerden çalıyor. Anlaşılan oldukça zengin bir koleksiyon yapmış. Aklıma gelmişken Lina, büyük baban nasıl biridir? Bana yardım edebilir mi? Etanor, o burada ne arıyor? Bir dakika, Etanor mu? Büyük baban o mu? Kim var orada? Lina, Nils! O bak! Şu kaçak girenlerle ilgilen! Kaçakla! Hayır, flütümü atma! Of, iki dakika içinde gelmezlerse... Gidip Akka'yı çağıracağım. Martin bu ne hal? Bana bunu nasıl açıklayacaksın? Nils'le Lina şu ağaçtalar. Ağaçtalar mı? Ağaçta ne yapıyorlar? Yukarıda değiller, ağacın içindeler. Gidip onları kurtaralım. Gorgu harekete geçiyor. Geliyor. Acele edin. Eyvah! Yine mi? Baba! Lina! Hadi çıkalım buradan! Gidelim! Hey! Çok eğlenceliydi Lina! Lina? Keşke yine görüşebilseydik. Ama sen yaban kazlarıyla gideceksin. Burada birazcık daha kalmanız çok mu zor? Kara kuruyu yenmemize yardımcı olurdunuz. Peki siz bizimle gelemez misiniz? Neyiz? Hey, biliyor musun Herman yorgun olmadığında çok hızlı koşar. Yani yol boyunca görüşebilecek miyiz? Bana seslenirsen hemen gelirim. Harika. Bir işaret bulmalıyız. Tamam. Şöyle bir şeye ne dersin? Çok güzel. Bunu ne zaman duysam yanına geleceğim. Bekle beni. Ne? Yaşasın. Dur. Şimdi beni iyi dinle delikanlı. Senin yüzünden hayatımda ilk defa programın gerisinde kaldım. Bu o kadar kötü bir şey mi? Kötü de laf mı? Resmen felaket. Küçük bir konuşma yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Komutanda kim varsa peşimden gelsin. Kıpırdayın. Hoşça kal Lina. Güle güle Lina. Yakında görüşürüz. Bir şey diyeyim mi Martin? Bu rüzgar aklıma şahane bir fikir getirdi. Hayır, aklından bile geçirmeniyorsun. Evet, hadi başlıyoruz.